Merhaba değerli dostlar. Yardımcı Destek Teknolojileri Portalı televizyonumuzdan herkese merhabalar. Ben Deniz Sarper Arıkan. YouTube kanalımızda bugün sizlerle Nvidia eğitimlerine devam edeceğiz ve Nvidia eğitimlerinde bence en önemli nokta olan ekran dolaşımını, nesneler düzeyinde dolaşma ve bunun numaratik tuş takımından nasıl yapılacağını size anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak şunu söylemem lazım. Şimdi Nvidia programının farklı bir gezinme yöntemi söz konusu. Birçok ekran okuyucuda olan, örneğin JAWS'ta veya Windowize'da olan, Windowize imleci, JAWS imleci gibi mantığa sahip bir yapıda değil. Nvidia'yı daha çok böyle kendi sistemine hapseden bir inceleme modu söz konusu değil. Nesneler düzeyinde dolaşma mümkün olabiliyor. Ekran incelemesi var. Ekranı tarayabiliyorsunuz ne var ne yok. Şimdi burada nesne incelemesine bakacak olursak aslında bizim ekranda her erişim sağlayabildiğimiz, ekran okuyucuyla erişim sağlayabildiğimiz veya sağlayamadığımız her şey bir nesne olarak algılanmakta. Bu şu anlama geliyor. Örneğin masaüstü bir üst simge arkadaşlar. Masaüstünün alt simgesi içinde bulundurduğu simgeler. Gene başka bir alt simgesi görev çubuğu, başlat menüsü, bildirim düğmesi gibi düşünebiliriz. Her şey bir hiyerarşik düzende gitmektedir ekran inceleme sistemi ve yöntemi. Şimdi bunu biraz deneyerek yapmaya çalışalım. Öncelikli olarak tuş takımınızda numaratör tuş takımına sahip klavyeler için anlatacağım. Numlock kilidiniz kapalıyken insert ile birlikte 1'e basmanız gerekmekte. Insert ile 1'e bastığınız zaman almanız gereken nesne inceleme modu arkadaşlar. Nesne inceleme modunu almanızın şöyle bir önemi var. Dediğimiz gibi bir programın içerisinde normal olarak tabla dolaşamayacağınız her öğe aslında bir nesne. Bu nesneler algılanabilir ise sistem tarafından yani ekran okuyucu tarafından imleç gezilerek algılanabilir ise siz buna erişim sağlayabiliyorsunuz. Öncelikle yapmamız gereken insert 1. Insert ile birini nesne algılamaya yapıyoruz. Sonra bir önceki bir sonraki nesneler arasında gezinebilmek adına 4 ile 6'yı kullanıyoruz arkadaşlar. Ama 4 ile 6'yı kullanırken de insert 4 yani insert'e basılı tutarken bir parmağımızla baş parmağımızla 4'e basıyoruz. Bir önceki 6'ya basıyoruz bir sonraki nesne. Ve bu bağlamda da bir nesnenin üzerindeyken etkinleştirmek için ise insert ile enter'a basmamız. Insert'e basılırken Enter tuşuna basmamız gerekiyor. Tabi bu gene numaratik tuş takımında yapabileceğiniz bir şey. Gene bulunduğunuz konumun nerede olduğunu öğrenmek adına Insert ve Delete'ye basmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda fare kullanmanızı da burada öneririm ben. Örneğin fareyi götürdüğünüz bir noktaya, fareyi götürdüğünüz zaman nesne inceleme kipini de oraya taşımak için ise yanlış hatırlamıyorsam eğer insert ile birlikte bölü olması lazım arkadaşlar. Buna bastığınızda nesneyi fare konumuna taşımış olacaksınız. Şimdi bunların hepsini yapmaya çalışacağım ve aralara gire gire de sizi ifade etmeye çalışacağım. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Nesne incelemesi, Google Search. Burada Insert 1'e basarak nesne inceleme modunu aldım. Şimdi nesneler arasında gezeceğim. Dediğim gibi masaüstünün her biri birer nesne anlamına gelir. İçindeki öğeler. Google Drive seç Google Drive seçili değil. Google Chrome seçili değil. FS Read 3.0 seçili değil. FileZilla seçili değil. Express Tip, John Mert, AV, Adobe, Acroba, geri dönüşüm kutusu seçili değil. Geri dönüşüm kutusunun üzerindeyken örneğin geri dönüşüm kutusunu normal yön tuşlarıyla gezmenin yanı sıra bu şekilde gezip etkinleştirebilirim. Etkinleştirmek için ise arkadaşlar Insert ile birlikte Enter'a basacağım. Bakalım çift tıklama yapabilecek mi? Çift tıklatma. Geri dönüşüm kutusu pencere. Öğe görünümü liste. Arkadaş pide kebap. Evet, geri dönüşüm kutumu bu şekilde açabildim. Yaptığım işlemler şöyleydi. Insert ile 1'e basarak nesne inceleme modunu aldım. Nesne inceleme modunu aldıktan sonra Insert 4 ile 6 ile aralarında gezip geri dönüşüm kutusunu buldum. Ve bu şekilde gezdiğim zaman
Üzerine geldiğinde geri dönüşüm kutusuna insert, enter'la da etkinleştirme, yani çift tıklama dediğimiz olayı yaptım arkadaşlar. Şimdi farklı şekillerde yapacağım işlemleri size anlatmaya çalışacağım. Bakalım bu açılan pencerede nesneler arasında ulaşabilecek miyiz? Geride inceleme kepi yok. Üst, arka, ekran ince, nesne incelemesi, arkada, Expo 2016, otomatik, pamuk kalet, Jane Rejor, ileride nesne, ileri, pamuk, oto, ek, ar, geri, geride nesne yok. Expo 2010, otomatik kurtarma kaydı belge biraz SD seçili değil. Pamuk kale turizme ibiste, Jane Rejor der 20 trilyon, ileride nesne yok. Pamuk, oto, ek, ar, geride nesne yok. Oda git. Arkadaş pide kebap balık pideler Expo 2016 video kılavuz MP4 seç. Biri değil. Evet, şu an aralarında gezebildim arkadaşlar. Şimdi bu penceremizi kapatalım. Sistem kapat ki. Masa üstü liste. Geri dön. Şimdi tekrardan nesne konumuna fareyi taşıyalım bakalım. Fare konumuna nesne incelemeyi taşıyalım. Bunun için de insert ile bölüyü yapacağız. Nesne sunucusunu fare konumuna taşı. Masaüstü liste odaklandı 35 satırlı. Farem benim masaüstü kısmındaydı. Şimdi en alta almaya çalışacağım ve oraya taşınabilecek mi onu göreceğiz. Liste ögesi liste düğmesi başlangıç. Şimdi başlangıç öğesinin düğmesinin olduğu yere faremi getirdim. Buraya da gene insert bölü işaretiyle nesnenin sunucusunu fare konumuna taşıyacağım. Nesne sunucusunu fare konumuna taşı. Başlangıç düğmesi. Aralarında gezmek için insert 4 ve 6'yı kullanacağım. Başlat menüsünü aç düğmesi. Başlangıç düğmesi. 12.54. Çarşamba, 16.3, başlangıç, başlat menüsünü, geride nesne yok, başlangıç düğmesi, başlat menüsünü aç düğmesi. Başlat menüsündeyim. Bakalım insert, enter'la bunun üzerinde çift tıklama yapabilecek miyim bir görelim. Et, başlangıç ekranı uygulamaları liste bu görünümdeki programları listele, grup, posta. Evet arkadaşlar ve değerli takipçilerimiz, bunun gördüğünüz gibi nesne incelemesi bu şekilde yapılıyor. Şimdi bir tane program açacağım. AVG antivirüs programı. Bunun normalde gezinmek zordur içerisinde. Bir de böyle bir programda nasıl nesne incelemesiyle erişim sağlanabiliyor ona bir bakalım. Masa üstüne dönüyorum. Masa üstü liste. A. Acro. A. Adobe. A. AVG Protection. Uygulama başlatayım. AVG antivirüs. Şimdi nesnemi inceleme kipine alacağım ve aralarında dolaşabilecek miyim bakalım. Geride inceleme kipi yok. Üst. Ekran nesne incelemesi. Computer. Web düğmesi. Identity düğmesi. E-mail düğmesi. Scanla düğmesi. E-mail düğmesi. Ident web düğmesi. Compute. UI protect. Geride nesne yok. Ve scan fix protection is up. Antivirus. İleride protection fix print. Antivirus protects your computer from viruses. Print fix performance düğmesi, scan options düğmesi. Buradaki scan options yani tarama ayarlarını etkinleştirebilecek miyim? Insert enter'la bunu deneyeceğiz. Nesne inceleme kipindeyiz bu arada arkadaşlar. Basın. Özellik sayfası scan options, scan all computer düğmesi. All computer scan manage geride nesne yok. Scan all computer, all computer scan settings düğmesi. Ekranda az gören arkadaşlarımızın gördüğü şekilde ve duyan arkadaşlarımız içinde bunu dediğimiz gibi bu şekilde yapıyoruz değerli arkadaşlar NVDA programında. Tekrardan yaptıklarımızı tekrarlamak ve dile getirmek gerekirse insert 1 ile arkadaşlar nesne inceleme modunu aldık. Nesne inceleme modunda program içerisindeki her bir düğme, her bir öğe erişilebilir anlamında eğer tapla gezinemiyorsa bu şekilde aralarında gezebiliyoruz. Bunların hepsi bir nesne olarak algılanmaktadır sistem tarafından. Biz nesneler arasında bir önceki ve bir sonraki nesne için erişim sağlamak istersek insert 4 ve 6'yı kullanıyoruz. Insert'e baş parmağımız basılıyken 4 ile 6'ya basmanız yeterli olacaktır.
Burada bazı tabi kavramlar var arkadaşlar. Şimdi insert ile 8'e basacağım ve bir üst nesneye gideceğim. Bu şu anlama geliyor. Örneğin karşımda şu an AVG programının penceresi açık ama bir üst simgeye gitmek için de yani üst nesneye insert 8'i kullanmam lazım. Ama bunu başarabilecek miyiz göreceğiz. Özellik sayfası scan options. AVG an. AV masaüstü pencere. Masaüstü pencere bir üst simgedir. Yani üst nesnedir daha doğrusu. Ve bu nesneye gelmiş olduk arkadaşlar. Insert 8 ile bunu bu şekilde kullanmış olduk. Genel itibariyle burada mantıklı bir gezinme anlamında bir programın içerisinde değerli dostlar erişim sağlamak isterseniz muhakkak ki önce insert 1 yapıp nesne inceleme modunu almanız lazım. 4 ile 6 ile de gezebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda fareyi kullanarak da nesne sunucusunu fare konumuna taşıyabilir. Örneğin hiçbir şekilde erişim sağlanamıyor fakat fareyle üzerinde tıklanabilecek bir öğe ise buraya bu şekilde odaklanabilirsiniz değerli dostlar. Insert aynı zamanda bir odaklanma yöntemi olarak insert ve tray'i de kullanabilirsiniz. Bakalım ne olacak. Odağa git. Scan all computer düğmesi. Burada tıklanabilecek öğelerden bir tanesine hemen odaklandı. Yani tüm bilgisayarımı tara. Bu şekilde de bir düğmeye odağı taşıyabilir ve etkinleştirme yapabiliriz değerli dostlar. Genel itibariyle Nvidia'da nesne dolaşımı bu şekilde yapılmakta. Yani kısacası eğer biz normal tab tuşlarıyla erişim sağlayamıyorsak veya zorlanıyorsak bu yöntemi kullanmamız faydalı olacaktır. Unutmayınız ki her bir programın, her bir sistemin görsel programlama anlamında nesnelerden oluştuğunu unutmayın değerli dostlar. Düğmeler, progress dediğimiz ilerleme alanları, tıklanabilir alanlar, seçim kutuları ve saat programla bir. İlgili kısımların her biri bir nesnedir değerli dostlar. Bir sonraki programımızda, anlatımımızda görüşmek dileğiyle. YATEP YouTube kanalımıza, TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bununla ilgili videoda gün içerisinde zaten sizlerle paylaşılacaktır. Kanalımıza abone olmak çok basittir. Sadece abone ol düğmesine basıp enterlemeniz yeterli olacaktır. Herhangi bir şekilde form doldurmak veya herhangi bir anlamda ücret ödeyeceğiniz bir sistem değildir. Kanalımızla ilgili gelişmeleri ve videolar hazırladığımızda videolarda doğrudan bildirim olarak mobil cihazınızı almak istiyorsanız abone olmanızı öneririz.